Yok estağfurullah. Şimdi Tamam. geliyorlar hocam tek tek. Tamam. Hocalarımız gelsinler. Fakat bilmiyorum ya Tuğçe Hoca'nın nasıl yapacağız? Dinliyorum. Çok Bilmiyorum. kötü. Ama şu an iyi. İyi mi? Şu Tamam. an İyi, şu iyi. an iyi. Şu an iyi. Şu an iyi. Tamam. Başlayınca bozulmasa bari. Şeyi hemen başlatalım İnşallah. isterseniz. Share screen kısmı var Tuğçe Hocam. Sunumunuz veya makaleniz artık PDF olabilir neyse. Onu açın lütfen. Hande Hoca şimdi size şey hakkı verecek veya vermiştir. Verdim verdim hocam. Tamam. Verdiniz mi hocam? Evet. Başlıyorum o zaman. Yok biraz bekleyelim. Bir 5 dakikamız Dakikamız var. var. Okey. Beş dakikamız var. Bir hocalar da gelmiş olur. Teknik Tamam. problemlerimizi bu arada çözmüş oluyoruz. Hocam chat kısmını tekrardan takip edebilirseniz. Tabii ki chat Sunum kısmını hemen. esnasında. Tamam, chat'i açtım ben. Şöyle yazımızda yazalım. Chat kısmını da takip edelim. Ben şey olduğunda seni uyarırım Tuğçe. Şu kadar dakikan kaldı. 5 dakikan kaldı. Son 3 dakika. Tamam. Tabii online olduğu için şimdi sen konuşurken sesler illaki karışacaktır. Evet. Bu tür şeyler normal olacak. Birbirimizi duymaya çalışacağız. Online'daki en büyük sıkıntı bu. Şey bu. Mehmet Hoca ile bir çalışmanız var gördüğüm kadarıyla. Evet hocam. Enumerical algorithm to solve a class of neutral type functional integral differential equations by using shifted bilmem Gegenbar. ne. Gegenbart mı? Gegenbart. Gegenbar. Tamam. Gegenbart polynomials diyorsunuz. Evet. Tamam. Şu an Mehmet Hoca'nın kaç öğrencisi var? Doktora. Şu an burada hocam 3 öğrenci, benle birlikte 4. Doktora değil mi? Tamam. Ama diğerleri gelmedi sanırım şu an. Beyza gelmişti sabah. Ama sizin grupta Evet. değil galiba. Başka bir grupta. Cihangir Alaca ile beraber yapılan çalışma. Ama Seda'yı ve Ülker'i görmedim. Onları zaten Seda'yı ben tanıyorum. Evet. Ülker'le de geçen sene tanışmıştık. Sizinle de tanışmış. Evet, tanışmıştık. Evet, Hatırlıyor musunuz? hatırlıyorum. Evet. Bilmeniz gereken. Ondan sonra da görüşemedik bir türlü. Evet hocam. Evet. Zaten Mart'tan beri hiçbir türlü görüşülmüyor. Doğru. Aynen öyle. Şimdi her konuşmacının 15 dakika süresi olacak. Soru dahil. Sizin grupta kesinlikle soru gelir diye düşünüyorum. En kötü ben sorarım. Yani ondan dolayı hani 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamamızı yapalım. Seda'yı aramak gerekiyor mu? Haberi var mıdır? Yazayım hocam ben. Ülker'e Gönderin. yazdım şu anda. Tamam. Seda'nın numarası bende de var. Ama Ya da yazın. evet siz Size yazarsanız ulaşabilirsiniz. sevinirim. Hocam 2 dakikamız var. Tamam. 2 dakika içerisinde başlamış olacağız. Tamam. Ses bu arada gayet iyi. Düzeldi yani. Çok şükür. Evet, inşallah kopmayız. Siz doktoranın hangi aşamasındasınız şu anda? Tez hocam. Süper. Tezin hangi aşaması? Tezin hangi aşamasındayım? Birinci tiki yaptık Aha. Haziran'da. Şimdi işte devam ediyoruz. Tamam, süper. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ekranınızı paylaşabilirsiniz Tuğçe Hocam. Tamam. Tamam, şu anda görülüyor. Çalışmanız görülüyor. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Tamam, ben başlayabilirim. Evet, buyurun. Bekleyeyim mi? Seda ve Ülker de girmek üzereymiş, yoksa başlayayım Tamam. mı? Yani bir 30 saniyemiz var. 30 saniyede bekleyelim. Tam Peki. 11.15'te başlamış olalım. Tamam, Tuğçe Peki. Hocam, hazırsanız başlayalım lütfen. Tamam hocam.
Merhabalar, hoş geldiniz. Tuğçe Özel, doktora öğrencisiyim. Bugün sizlere Şiktit Gegenbauer polinomu sayesinde integral diferansiyel denklemlerin nötral integral diferansiyel denklemler için bir nümerik çözüm göstereceğim. Bu çalışmada bizim amacımız kolokasyon noktaları sayesinde Şiktit Gegenbauer polinomlarını kullanarak nötral tip integral diferansiyel denklemleri yaklaşık çözümlerini elde etmek. Bu denklemler genelde mühendislikte, kimyada, biyolojide birçok alanda farklı şekillerde kullanılmakta aslında. Biz matematikte, uygulamalı matematikte çok fazla bir şekilde kullanıyoruz. Amacımız integral diferansiyel denklemlerde Gegenbauer kolokasyon noktaları sayesinde yapıyorduk. Ama benim Gegenbauer polinomları -1, 1 aralığında ortogonal bir polinom. Bazen bu bazı denklemlerde doğru çözümleri vermediğini gördük. Bazı hesaplamalar sayesinde, rezidüel hatalar sayesinde -1, 1 aralığında yaptığımızda problemler doğru sonuç vermediğini gördük. Ve buna biz Shifted Gegenbauer dönüşümü uyguladık. Yani aralığımızı 0-1 aralığına taşıdık. Denklemleri artık 0-1 aralığında çözdüğümüzde hatalarımızın daha azaldığını gördük. Yeni bir metot geliştirmiş olduk denklemleri çözmek için. Başlangıç olarak gösterirsem eğer, bir denklemimizde biz Gegenbauer matris kolokasyon noktaları sayesinde nötral tip, aynı zamanda Volterra denklem integral bölümümüz de var. Nötral tip, Volterra integral bölümü sayesinde bir matris forma denklemimiz var. Bu denklemimizde bir yaklaşık çözümleri kullanarak çözümler arayacağız. Amacımız kolokasyon noktaları sayesinde problemin hata analizini en aza indirmek. Dediğim gibi 0-1 aralığında dönüşümler uygulayarak yapıyoruz bunu. Denklem 3'te yaklaşık çözümümüzü görüyoruz. Buradaki Cn dediğimiz polinomumuz, bizim Shifted Gegenbauer polinomumuz. Normalde denklem 4'teki yani Gn, T lambda bizim klasik Gegenbauer polinomumuz ve bu polinom -1 aralığı üzerinde çalışmakta. Biz buna 2T-1 dönüşümünü uygulayarak Shifted formuna dönüştürdük. Yani aralığımızı 0-1'e taşımış olduk. Bu şekilde de isimlendirerek Cn, T lambda formuna dönüştürdük. Birinci resimde lambda 1 için klasik Gegenbauer polinomunun ilk 5 açılımını verdim. Temel matris ilişkisine geçtiğimizde yn yaklaşık çözümünü artık st lambda çarpı a şeklinde 5 formuna dönüştürdük. Burada st lambda a matrisimiz bizim Shifted Gegenbauer matrisimiz. Gt lambda xt çarpı t lambda bizim klasik Gegenbauer açılımımızdı. Gt lambda klasik Gegenbauer matrisimizdi. Biz buna 10 matris formunu 2t-1 dönüşümü sayesinde 6 formuna dönüştürerek Shifted dönüşümünü uyguladık. Burada b2,-1 matrisimiz bizim geçiş matrisimiz. b2,-1 matrisimizde ekranda gözüktüğü gibi hesaplanıyor. N'in teklik ve çiftlik durumuna göre Gegenbauer matrisimizde T matrisimiz var. Bizim geçiş matrisimiz. N tek ve N çift durumuna göre iki farklı şekilde hesaplanıyor. YN 7 formuna dönüştürdüğümüzde YN yaklaşık çözümümüz artık bizim ST lambda çarpı A şeklinde hesaplanıyor. Burada dediğim gibi ST lambda bizim shifted formumuz oluyor. B2,-1 matrisimiz geçiş matrisimiz. T'de Gegenbauer matrisimiz bizim burada. Ben bunu mu lambda diye isimlendirdim. Fazla matris olmaması için türevleri için de aynı formu kullanıyoruz. Sadece burada değişen B üzeri K matrisimiz ekleniyor. Yani türev matrisimiz geliyor. B ve B üzeri 0 matrislerimiz şekildeki gibi hesaplanıyor. Delay formuna, gecikme formuna geldiğimizde de 8 matrisinden biz gecikme formunu eklediğimizde 9 formunda bir matris elde ediyoruz. Burada da B, AJ, eksi beta J bizim gene geçiş matrisimiz. Volterra integral bölümüne geldiğimizde 7 formunda Volterra integral bölümünün matrisini dönüşümlerini uyguladığımızda K matrisimiz var burada. B matrisimiz B, mü, R, gama, R gene geçiş matrisimiz mevcut. İntegral bölümü düzenlemelerini yaptığımızda da integral bölümü 10 formuna dönüşmüş oluyor.
Şimdi biz bunların hepsini denklem 1'de, yani en baştaki bizim genel halimizde Delay kısmımızı ve Voltaire kısmımızı, bütün dönüşümlerimizi düzenlediğimizde 11 matrisini elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu 11 matrisinde biz kolokasyon noktalarımızı yerine koyarak bir omega matrisi elde edeceğiz. Yani temel matris formuna dönüştürmüş olacağız. Kolokasyon noktalarımız Ti 1 bölü n i şeklinde hesaplanıyor, sıfırdan n'e kadar. Şimdi bu kolokasyon noktalarını 11 formundaki denklemimizin içine yerleştirdiğimizde 12 formuna dönüştürüyoruz. Biz buradaki 12 formunda omega matris dediğimiz matris bizim temel matris denklemimiz. Temel matris denklemini hesaplıyoruz. Matris dönüşümlerini şekilde verdim. Şimdi bu omega matrisinde tabii ki koşullarımızı kullanmamız gerekiyor. Başlangıç koşullarımız var. Başlangıç koşullarını hesaplamak için de 13 formunu kullanıyoruz. U lambda dediğimiz formu kullanıyoruz. U matrislerimizi, yani koşullarımızı da düzenlediğimizde omega matrisinin içinde herhangi bir satırı değiştirerek, genelde son iki satır doğru çözümü veriyor ama bazen ilk iki de verebiliyor ya, bazen aralara da koyabiliyoruz. Omega tilde matrisimizi, yani arttırılmış matris haline dönüştürüyoruz. Koşullarımızı da yerine yerleştirmiş oluyoruz ve bu sayede biz denklemimizin çözümünü hesaplıyoruz. Normal şartlarda biz hata analizde hesaplıyoruz. Dediğim gibi Gegenbauer polinomunda çok fazla -1 aralığındayken hata analizi çok fazla çıktığı için 0-1 aralığına taşıma gereği duyduk. Çünkü çoğu matrisimizde hatalar çok fazla büyük çıkmaya başlamıştı. Bu yüzden de rezidüel hata formunu kullanıyoruz. Rezidüel hata dönüşümünü ben şimdiki yaptığım örnekte kullanmadım. Çünkü tam çözüm olup denklemin kullanılabilirliğini görmek istedim ilk olarak. Buna bir de hata analizi ekleyerek hatanın düştüğünü zaten göstereceğim. Örneğimize geldiğimizde de nötral tip integral diferansiyel denklemimiz Y00, Y'nin türevinde 0 başlangıç koşulları altında verilmiş bir örneğimiz var. Bu örneğimizin, bu problemimizin çözüm, tam çözümü T karedir. Lambda'yı ben 1 alarak çözüyorum. Çünkü Gegenbauer'da lambda'yı da değiştirdiğinizde işlemler değişiyor. O yüzden farklı farklı hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Yaklaşık çözümümüz Y2T formunda hesaplanıyor. Ben bu hesaplamaların hepsini MATLAB üzerinde bir program sayesinde yapıyorum. Zaten elle çözmek çok fazla zor oluyor n'i arttırdığımızda. N eşittir 2 için kolokasyon noktalarını T0, T1 ve T2'yi hesapladıktan sonra az önce hesapladığımız temel matris denkleminde bu koşulları yerine yerleştirip ve 13 formunda göstermiştik koşullar matrisini. Koşullar matrisinde de U0 ve U1 hesapladığımızda bir omega matrisi elde ettik. Bu omega matrisinde dediğim gibi koşullarımızı ya son iki satıra ya da ilk iki satıra ya da aradaki satırlara koyarak biz aslında tam çözüm değilse yaklaşık çözümü buluyorsak da en aza indirmeye çalışıyoruz hatayı. Bu örnekte koşullarımızı ilk iki satıra koyduğumuzda bizim tam çözümümüzü elde ettik. Son iki satıra koyduğumuzda hata fark ettik. O yüzden ilk iki satırda koşullarımızı yerine yerleştirdiğimizde A matrisimizi elde ettik. Ve böylece yaklaşık çözümümüzü de T kare olarak elde etmiş olduk. Yani bizim aslında uygulamaya çalıştığımız şeyin doğru bir şekilde işleyip işlemediğini kontrol etmiş olduk. Dediğim gibi bir örnekle daha ben bunu geliştireceğim ve bu daha bir başlangıç çalışması bizim için. Çünkü ben doktora öğrencisiyim. Yüksek lisansta hep Gegenbauer klasik, ortogonal Gegenbauer polinomu üzerine ben bütün çalışmaları yaptım. Yani hep -1 aralığı üzerinde çalıştım. Bu ikinci çalışmam benim shifted Gegenbauer olarak ve buna tabii ki bir de nötral kısmını ekledik artık. Dediğim gibi shifted Gegenbauer polinomunda artık polinomların daha rahat çıktığını gördüm. Klasik Gegenbauer polinomunu kullanırken daha fazla hatalara denk geliyorduk. Sonuç olarak da shifted Gegenbauer polinomu sayesinde biz nötral tip integral diferansiyel denklemlerin karışık koşullar altında çalışıp çalışmadığını görmek istemiştik ve bunun doğru bir şekilde çalıştığını gördük bu örnek için. Hata analizi dediğim gibi bu örnekte hesaplamadım ama bir sonraki örneğimde hesaplayacağım. Bana sorularınız varsa cevaplayabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öçe hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben bir soru sorayım. Tabii ki.
nötrallikten bahsettiniz. Onun denkleme kattığı nedir? Nötralliğin rolü nedir burada? Hocam nötrallikten bahsettim. Hemen PDF'imde bir üste gideyim. Nötral kısmımız bizim denklemde şu kısmımız. Yani normal polinomlardan nötral tip polinomlarda gecikmelerimiz var içinde. Bu sayede integral diferansiyel denklemlerde aslında nötral kısmını da hesaplamaya başlıyoruz. Normalde sadece Volterra tip ya da Fredholm tip integral diferansiyel denklemler üzerine çalışırken artık nötral tip integral diferansiyel denklemler üzerine çalışmaya başladık. Bir de geçiş polinomu hep kullanılıyor sizin metotlarda. Onun rolü nedir? Yani geçiş polinomuna niye ihtiyaç var? Geçiş polinomunda hocam hesaplamaları yapabilmemiz için dönüşümleri sağlamamız gerekiyor. Dönüşümleri sağlarken de aslında arada çok fazla matris hesaplamamız var. Ama tabii ki burada onları olabildiğince aza indiriyoruz. Yani Gegenbauer polinomunda bile aslında enin teklik ve enin çiftlik durumuna göre geçiş matrislerimiz var. Yani şu formdaki bir işlemi toplam sembolünü açtığımızda aslında bir sürü matris elde ediyoruz. Ve bunları düzenleyebilmemiz için geçiş matrislerini düzenlememiz gerekiyor ilk olarak. Mesela Gegenbauer polinomunda biz genelde ilk çalışmalara başladığımda ben geçiş matrisi olarak çok detaylı bir çalışma yoktu. Biz bunu Mehmet Hocam'la birlikte uzun hesaplamalar sonucunda mesela enin teklik ve enin çiftlik durumuna göre farklı sonuçlar verdiğini gördük. Yani klasik Gegenbauer polinomu olarak geçiyor aslında ama içine girdiğinizde, açılımları yaptığınızda yani enin durumuna göre aslında matrisin çok fazla değiştiğini fark ettik. Mesela bu yüzden de T matrisini ekstra düzenleme gereği duyduk biz. Çünkü teklik ve çiftlik durumunda bu matris bambaşka bir şey matrislere dönüşebildiğini fark ettik. Hı hı. Bir şey daha sorayım. Polinomu görebilir miyiz Tuğçe Hocam? Polinomun kendisini. Hemen çıkayım hocam bir saniye. Bu polinomlarla fonksiyonları da kestirebiliyor muyuz? Yaklaşım sağlayabiliyor muyuz fonksiyonlara? Evet hocam. Polinom hangisiydi tam olarak burada? Polinom kısmımız burada hocam. Hmm. Evet. PKT üzeri KT formunda polinom kısmımız. Hmm. Biz buna işte Volterra kısmımızı da ekliyoruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Vaktimiz dolmak üzere. 3 dakikamız var. Levent Hocam ve diğer hocalarımız sizlerin soruları varsa alalım lütfen. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun hocam. Şimdi bir sayfa 6'da bir denklem gösterdiniz. Oraya gelebilirsek. Hemen ilerleyeyim hocam. Daha ilerleyeyim. Evet sayfa 6'da. Sayfa 6. Bir saniye. Ben de ekran dondu da hocam. Kusura bakmayın. İnternetten dolayı. Rezidüel hata kısmında mıyız hocam? Şöyle biraz aşağıda olsa gerek. Tabii ki. Hemen indim. Numerical example 1. Evet. Şimdi burada let us consider a neutral type integral differential equation deniyor ama ben aşağıda bir tık diferansiyel denklem görüyorum. Buradaki şeyi anlayamadım. İntegral yapısı ne burada? Hocam bu örnekte integral kısmını kullanmadım. Aslında integral kısmıyla birlikte yapmak istemiştik. Ama biz dediğim gibi yeni bir çalışma yaptığım için integral kısmında sonuçlarını tam çıkartamadık. O yüzden onu son dakika çalışmadan çıkarttık. Şimdi tam metin haline dönüştürürken o integral kısmındaki hatayı da giderip ekleyeceğiz. Yani tamam ben acaba notasyonla alakalı GT'nin içerisinde bir integral yapı var. Yok hocam değil. O zaman ifade yanlış da oldu. Evet yani. Son dakikada hocam orada bir hata tespit ettik de biz. O yüzden o kısmı çıkarttık. Tam metin haline dönüştürene kadar o hatayı gidereceğiz. MATLAB üzerinde bir işlem hatası yapmışım ben çünkü. Onu gidereceğiz. Tamam oldu. Teşekkürler. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sorusu rica ederim hocam. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Soru olan hocamız var mıdır? Son bir dakikamız var. Yok. Tekrar teşekkür ediyorum Tuğçe Hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah hızlı devamını diliyorum.
Belki konuşmacımız Seda hocamız burada mı? Burada kendileri. Ses yok şu anda. Mikrofon var mı Seda? Tamam, şu anda var. Şu an var. Az önce denemesini yaptık biz arkadaşlarla, evet. Çalışıyordu. Tamam, süper. Şu an ses de var, görüntü de var. Tamam hocam. 15 dakika soru dahil süremiz var. Tamam. Buyurun başlayabilirsiniz. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Seda Çayan. Manisa Cevher Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Bugün bu sunumda 3 boyutlu lineer değişken katsayılı kısmi diferansiyel denklemlerin PEL matris sıralama yöntemiyle yaklaşık çözümlerin elde edilmesini ele alacağım. Sunumum genel olarak 5 bölümden oluşuyor. İlk kısımda, giriş kısmında problemi tanımlayacağım. Yaklaşık çözümü elde etmek istediğim denklemi tanımlayacağım. Ardından ikinci bölümde benim metodum için bana gerekli olan temel matris bağıntılarımı vereceğim. Üçüncü bölümde artık metodumu tanıtacağım. Son dördüncü bölümde 2 adet örneğim var. Onları ele alacağım ve son olarak da sonuç kısmında sunumumu bitirmeyi planlıyorum. Ben bu sunumda değişken katsayılı 3 adet bağımsız değişken içeren lineer kısmi diferansiyel denklemleri ele alıyorum. Problemimi başlangıç koşulları altında yaklaşık çözümleri elde edecek şekilde seçtim. Aslında literatüre baktığımız zaman bu tarz 3 adet bağımsız değişken içeren diferansiyel denklemler genellikle sınır değer problemleri ya da başlangıç sınır değer problemleri olarak ele alınmış. Ama teorik olarak başlangıç değer problemlerinde çözümün varlığı gösterilmiş. Yani bu tarz denklemler başlangıç değer problemleriyle de çözülebiliyorlar. Burada benim FIJK fonksiyonum bilinen sürekli bir fonksiyon ve GXYZ fonksiyonum da bilinen sürekli fonksiyon olduğunu kabul ediyorum. Başlangıç kabulüm olarak. Koşullarda Rho1 ve Rho2 fonksiyonlarım da benim bilinen sürekli fonksiyonlarım. Benim yaklaşık çözümü elde edebilmek için PEL matrisi cinsinden yaklaşık çözümü elde edeceğim için analitik çözümümün PEL polinomları cinsinden yazılabileceğini kabul ediyorum. Burada P alt indis P artı 1, N artı 1 ve R artı 1 PEL polinomları, A alt indis N, N, R ise bilinmeyen katsayıların, benim burada aradığım bu A alt indis M, N, R katsayıları. Burada benim PEL polinomumu M artı 1, N artı 1, R artı 1 olarak almamız P0'ın 0 olması. Dolayısıyla P0 0 geldiğinden katsayılar matrisinin determinantı 0 geliyor. Dolayısıyla bu matrisin tersinin alınmasını imkansız kıldığı için bu sorunu ortadan kaldırmak adına ben polinomlarımı artı 1 öteleyerek P1'den başlatıyorum. Burada ne? Benim ele aldığım diferansiyel denklemimin derece mertebesine eşit ya da onun mertebesinden büyük olmak zorunda ki ben yaklaşık çözümümü yapabileyim. Burada PEL polinomlarını ben şu dört denkleminde görülen rekürans bağıntısıyla elde ettim. Burada başlangıç değer P0. Bunu burada ilk denklemlerimi, PEL polinomlarımı elde etmek için alıyorum ama sonrasında çıkartacağım. P1'den başlatacağım görüldüğü gibi. P1 1 olacak şekilde bu değerlerimi rekürans bağıntısının değerine yazarak P1, P2, Pn değerlerimi elde ediyorum. Burada Px'de sütun matrisim benim PEL polinomlarının matrisi. S transpoze matrisim benim PEL polinomlarının katsayıları matrisi. Xx matrisi de bildiğimiz Taylor'dan gelen matrisim. Az önce ben P'nin transpozesi S transpoze Xx transpoze olduğunu bulmuştum. Bunu işlem kolaylığı ve bir sonraki aşamalarda kullanışlı olması adına transpoz durumunu kaldırıyorum ve Px eşittir
çarpı S bahçesini elde ediyorum. O zaman şurada gördüğümüz denkleminde bunu yerine yazdığım zaman artık benim yaklaşık çözümüm Px çarpı Px çizgiye, P çift çizgiye ve A çizgiye olmak üzere olduğunu kabul ediyorum. Buradan da Px'imin var. Xx çarpı S olduğunu az önce bulmuştum. Bunu da yerine yazdığım zaman 6 ile gösterdiğim ifadeyi elde etmiş oluyorum. Burada Px dediğim az önce gösterdiğim per polinomlarının matrisi, çizgiyle ifade ettiğim bu Px'in köşegeni yazılıp diğer terimlerin Px'in boyutuna eşit olacak şekilde alınmış sıfır matrisleri olup bu Py çizgi matrisini elde ediyorum. P çift çizgi V matrisi de aynı mantıkla bir çizgi düşüğüne gidiyorum P çizgi Y'ye. O şekilde elde ediyordum. Burada da A çizgi matrisi benim aradığım, bulmak için uğraştığım bilinmeyen kastım. Aynı şekilde Px'in ben Px çarpı S olduğunu bulmuştum. Bunu da yerine yazdığım zaman yine aynı mantıkla Xx, X çizgiye ve X Z matrislerimi elde ediyorum. Burada bir önemli nokta var. S her polinomun katsayılar matrisinin sıfırıncı değeri bana birim matrisi veriyor. Bunu kabul ediyorum ben. Geri kalan yine S çizgi ve S çift çizgi de aynı şekilde elde ediliyor. Burada benim bu XX matrisi ve onun türevlerini de benim bulmam lazım ki yüksek mertebeli terimler için de ben bu matris yöntemini kullanabileyim. X kere türev aldığım zaman XX çarpı B oluyor. İki kere türevi de XX çarpı B kare ve ikinci türevimde XX çarpı BI şeklinde oluyor. Aynı şekilde bunları X çizgiye ve X çift çizgi Z içinde kullanabiliyorum. Az önceki terimlerde gördüğüm B benim geçiş matrisim. Yani türev terimi oluşturan matris 1, 0, 0, 0, 0, 2 ve 0, 0, n olacak şekilde elde ettiğim matris. Burada 0. kuvvetinin birim matris olduğunu bilmem benim için önemli. Artık gereken matris bağıntılarımı da elde ettim. Bunu kullanabilirim. Benim diferansiyel denklemi ifade eden terimim buydu. Bunu artık az önce elde ettiğim matris bağıntılarını yazdığım zaman x, i, x, s, çizgi, j, y, s, çizgi, x, çift çizgi, k ve s, çizgi, a çizgi olarak elde ettim. Ben başlangıçta dediğim gibi değişken katsayılı diferansiyel denklemleri çözüyorum. Buradan ben bir satır matrisi elde ediyorum. Bu satır matrisiyle de ben herhangi bir terimi çarpabileceğim için artık bu dışarıdan gelen değişken katsayıydı. Buna çarpabiliyorum. Homojen olmayan kısmı da buna eşitliyorum. Artık elimde W gibi bir matris oluyor bu işlemlerin sonucunda. Bu da bir satır matrisi. A çizgi zaten benim bilinmeyen matrisimdi. Ve G'de homojen olmayan kısmı. Şimdi benim metodumun diğer bir önemli noktası ise sıralama noktaları. Ben artık X, Y, Z 3 adet bağımsız değişken içeren bir denklem çözdüğüm için sıralama noktaları da oluyor. Ben bu sunumda standart sıralama noktalarını ele aldım. Yaklaşımı hızlandırmak için başka noktalarda kullanılabilir. Örneğin Chebyshev Lobov da kullanılabilir. Bu genellikle trigonometrik bir değer yaklaşılacaksa daha iyi sonuç veriyor. Sonra Chebyshev Lobov da gibi çeşitli sıralama noktaları da var. Ama ben bu sunum için standart sıralama noktalarını tercih ettim. Yandaki gördüğünüz şekilde en benim kesme sınırım arttıkça sıralama noktalarımın birim küp olarak ele aldım ben burada. Birim küp üzerinde nasıl değiştiğini gösteriyorum. Az önce elde ettiğim omega x, y, z çarpı a çizgi çarpı eşittir g x, y, z vardı.
bu sıklama noktalarını burada yerine yazdığım zaman artık W A çizgi ya da kısaca omega G artırılmış matris elde ediyorum. Son 5 dakikamız. W dediğim kısım, o zaman biraz hızlanayım hocam. Bunlar artık alt alta yazılıyor ve bu şekilde. Koşullarımı da aynı mantıkla alıyorum. Buraları hızlı geçiyorum artık hocam. Çünkü aynı mantık. Az önce Tuğçe arkadaşımızın da dediği gibi denklemden elde ettiğim matrisin son satırlarını veya herhangi bir satırını silip yerine koşullarımın elde ettiğim matrisi yazıyorum ve artık çözümümü bitirmiş oluyorum. İlk olarak bir tane tam çözüm sorusu ele aldım. Burada 0-1 aralığında olduğu için sıralama noktalarım en eşit kesme sınırı için bu şekilde geldi. Ben bunu temel matris sisteminde yerine yazıyorum. Burada matris aşağıda gördüğünüz gibi. Böyle bir sonuç geliyor hesapladığım zaman. Çünkü benim matrisimin boyutları n artı 1'in küpü çarpı n artı 1'in küpü. Yani n eşittir 2 için 27 çarpı 27'lik bir matris geldi. Koşullarım da bu şekilde. Dediğim gibi az önce elde ettiğim matristen koşullarımı yerine yazdığım zaman böyle bir matris elde ediyorum. Bunu da çözdüğüm zaman artık tam çözümü elde etmiş oluyorum. Son örneğim. Bunu ben uydurmadım. Başka bir kaynaktan aldım bu soruyu. Yaklaştığım zaman en değerim arttıkça yaklaşımım da iyileştiği gözlemlenmekte. Burada noktasal değerler verip hatalarını gözlemledim. İlk grafim A grafiğimde Y ve Z'ye değer verip X'in aralığını değiştirdim. B de X ve Z'ye değer verip Y'yi, C X ve değer verip Z'ye. Burada uç noktalardaki değerlere verdim ki uç noktalar benim hatamın en büyük olduğu yer oldu. Bunlar da log pilot üzerinden hataların gösterimi. Sonuç olarak en sayım arttıkça benim yaklaşımımın arttığını tablo ve grafiklerde gördük hocam. 5 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Soru için de vaktiniz kaldı Seda. Ona yetiştireyim de hızlı hızlı. Tamam. Özellikle Levent Hoca'nın muhakkak soruları olacaktır. Bildiğim için. Evet. Levent Hocam buyurun. Sorularınız vardır diye düşünüyorum. Tamam, mutlaka vardır. Siz söyleyin, ben açayım bu sayfayı. Tamam, ilk slide'a bir geçsek olur mu? İlk slide'dayım hocam. Bir ilk slide. Sayfaya. Ha, yani ilk slide. Başlangıççı problem definition. Evet, burası. Doğrudur hocam. Şimdi burada biz 3. dereceden 3 boyutlu bir lineer diferansiyel denklemle çalışıyoruz. Evet, evet. Şimdi problemi tanımlarken doğru anladıysam eğer aslında 2 boyutlu bir problem gibi düşünüp yerine aslında o space variable'ı dahil ediyorsun, değil mi? Hocam yani, şöyle literatürde ben sizin dediğinizi de gördüm. Mühendislik uygulamalarında genellikle 2 uzay bir zaman olduğu için 2 boyutlu deyip zamana göre değişen de oluyor. Ama başka disiplinlerde buna 3 boyutlu da denilebiliyor. Ben en genel haliyle şey dedim o yüzden. 3 tane bağımsız değişken içeren denklem dedim. Evet. Ya o tanıma zaten itirazım yok. Benim problemim şey anlamadığım yer. Burada boundary condition yok. Hocam başlangıç koşulları altında çözdüm. Bu sunum başlangıç problemi için. Sizin dediğiniz zaman matris bağıntılarım da değişecek. Şöyle, başka bir problem oluyor. Şimdi analitik çözüm yapmıyorsun ya. Evet, nümerik çözüm yapıyorum. Çözüm hocam yapmadığım için nümerik çözüm yapıyorsan boundary conditionları aslında senin vermiş olman lazım ya da bir şey varsa. Hocam doğru diyorsunuz ama o sizin çalışmalarınıza göre değişiyor. Literatürde başlangıç koşulları altında çözümün olduğu makaleler mevcut. Adam Martin kitabında da bu gösterilmiş. Hani yok, teorik anlamda. İtirazım şeye. Bir diferansiyel denklemde boundary conditionlardan bağımsız bir çözüm mü yaptın diyorsun? Evet hocam. Bu başlangıç değer problemi. Sizin dediğiniz sınır değer problemi. Ben burada başlangıç değer problemini ele aldım. Evet, anlaşmadık demek ki. Ben anladım sizin dediğiniz hocam. Çünkü
Sizin genellikle ele aldığınız problemlerde mutlaka bir sınır koşulu olması gerekiyor. Yok yani şöyle de yapabilirsin. Yani diferansiyel denklemin genel çözümünü verebilirsin de benim anlamadığım yeri sormaya çalışıyorum. Sen genel çözüm vermekle uğraşmadığın için approximate solution yapıyorsun değil mi? Hocam genel çözümlerini aslında yazdım oraya ama şu an birbirimizi anlamadık herhalde. Bilmiyorum, ben de anlayamadım. Sonra bir ara bunu tartışalım hocam, ben çünkü tam anlamadım. Daha iyi olur. Levent hocam, tamam, sonuna peki. Geldik. Tamam. Sıradaki konuşmacımız Ülker Hanım bekliyorlar. Ülker hocamız. Tamam, teşekkür ederim hocam. Seda, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Tamam hocam. İnşallah Levent hocayla anlaşacağınız bir platform oluştururuz. Biraz daha geniş zamanda. Tamam. Ülker hocam, müsaitseniz başlayabiliriz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz. 15 dakika soru dahil süremiz var. Tamam, şu an gayet iyiyim. Buyurun. Merhabalar öncelikle. Ben Ülker Başar. Manisa Cevher Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Mehmet Sezer hocamızın öğrencisi. Bugün ben sizlere ikinci mertebeden lineer, nötral tipli, integral, diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerini bulmak için Shifted-Legendre polinomlarını kullanarak oluşturulan bir matris kolokasyon yönteminin nasıl uygulandığını teorik olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle biz bu çalışmamızda Shifted-Legendre polinomlarından yardım alarak kısıtlanmış bir Shifted-Legendre serileriyle bir matris kolokasyon yöntemi geliştirdik. Sıralama noktaları kullandık. Buradaki amacımız ikinci mertebeden lineer nötral tipli bir integral diferansiyel denkleme analitik çözüm yerine yaklaşık çözümler bulabilmek. Tam çözüme en yakın çözüme elde edebilmek amacımız. Bu amacı gerçekleştirmek için de yöntemimiz temelde bize verilen integral diferansiyel denklemin belli matris bağıntılarına dönüştürülerek bu matris denkleminin çözülmesiyle bilinmeyen Legendre polinomlarının katsayıları bulunarak bir yaklaşık çözüm bulmak üzerine kurulu bir yöntemden bahsediyoruz. Bu yöntemde ilk konuşmacı arkadaşım Tuğçe'nin de anlattığı gibi benim ondan farkım arkadaşımın yaptığı aralık belli bir düzeyde kalırken ben bunun genelleştirilmiş halini şimdi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle ondan bahsettiğim hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada Tyler polinomlarını ve ortogonal Shifted-Legendre polinomları arasındaki ilişkileri göreceğiz. Bu ilişkiler bağıntısıyla etkili bir rezidüel hata analizi yapacağız kullanılan yöntemle. Amacımız tam çözüme en yakın olan çözümü elde edebilmek olacak. Hatamızın en üst sınırını elde etmeye çalışacağız. Ve yaptığımız bu metodu desteklemek için de belli başlı nümerik örnekler vereceğiz. Bunları tablolar ve figürlerle destekleyeceğiz. Yöntemimizin işlerliğini böylelikle sizlere sunmuş olacağız. Genelde yaklaşık çözüm önerisi sunarken diğer arkadaşlarım gibi bizler de MATLAB ve Matematika gibi önemli bilgisayar programlarından yararlanıyoruz. Şimdi introduction kısmında bu çalışmamın içeriğinde yer alan genel ana integral diferansiyel denklem formunu görüyorsunuz. Tam da şuradan. Burada kullanacağım Legendre matris sıralama metoduyla ilgili öncelikle elde ettiğim bir kullandığım ikinci mertebeden lineer nötral tipli bir fonksiyonel integral diferansiyel denklem var. Nötral tipli dediğimiz şey elde ettiğimiz yani kullanmak istediğimiz mertebenin bir türevli kısmı yer alacak. Bir de bu türevli kısmın içerisinde bizim dolaylı dediğimiz ertelemeli kısım yer alacak. Karşı tarafta ise integral partını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ben de bu çalışmada başlangıç koşulları kullandım. Kullanacağım başlangıç koşullarının formu bu şekilde olacaklar. Burada genel formda verilen ana denklemimizin bazı fonksiyonları zaten bilinen formda AB kapalı aralığı içerisinde tanımlı bunlar. Buradaki sıralama noktalarındaki katsayıları ve lambdaları uygun sabitler olarak seçmekteyiz. Ana denklemim bu. Bu denkleme yaklaşık çözümler bulmak için bir yöntem uygulayacağım.
Nötral tipli bu diferansiyel denklemin değişken ertelemelik kısımları mevcut, Volterra kısmı mevcut, fonksiyonel sınırları mevcut. Bu tarz denklemler günümüzde birçok bilim dalı içerisinde kullanılmakta. Matematiğin yanı sıra mühendislikte, elektrodinamik, mekanik, fizik ya da biyoloji gibi farklı ana bilim dallarında bunların modellemeleri ve bunların üzerine yapılan çalışmalar mevcut. Son dönemlerde oldukça popüler bir konu zaten. Analitik çözümleri bulmak biraz güç olduğu için nümerik çözümleri bilgisayarlar yardımıyla elde edebiliyoruz. Buradaki amacım matris kolokasyon yönteminde kullanılan shifted Legendre polinomlarını uygun yaklaşık bir çözümle problem 1-2'de kullanılan kesilmiş bir Legendre serisiyle bu çözüm formatında elde edebilmek olacak. Buradaki AN'ler bilinmeyen bizim shifted Legendre polinomlarımızın katsayıları. Burada da açıklamada gördüğümüz gibi. Şimdi shifted Legendre polinomları ile ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. Legendre polinomları aslında polinomlar ailesi içerisinde çok önemli bir yere sahip. Ne gibi bir önemi var? Kendisinin birçok binom formda açılımı mevcut. Bu açılımlardan yararlanarak birçok yazar birçok farklı rekürans bağıntıları üretebiliyorlar. Biz de burada Legendre polinomlarının en temel binom formüllerinden birini kullandık. Burada x'e bağlı bir açılım söz konusu olduğu için Legendre polinomları ile Tyler polinomları arasında güzel bir matris dönüşümü elde edebiliyoruz. Legendre polinomlarının ağırlık fonksiyonu 1 olduğu için kendisi eksi 1'e 1 aralığında ortogonal bir polinom. Peki shifted Legendre polinom. Shifted Legendre polinomları aslında Legendre polinomlarının üzerinden yapılmış bir afin dönüşümü olarak nitelendiriliyor. Shifted Legendre polinomları normalde 0-1 aralığında tanımlı. Bizim amacımız bu çalışmayı biraz daha geliştirerek teorisinin üzerine koyarak taban dönüşümleri yaparak bütün polinomları acaba belli bir aralık içerisinde ortogonalleştirebilir miyiz? Bunu tartışıyoruz aslında. Bu da temelde yapılmış amacımızın temelini oluşturan ufak bir çalışma olarak kalacak. Shifted Legendre polinomuna bu polinomu dönüştürebilmek için burada görülen px kısmındaki x yerine 2x-1 yazdığınızda elimizdeki bu polinom binom açılımı direkt shifted'e dönüşmüş oluyor. Onun dışında burada ilk Legendre polinomlarının ilk 5 tanesini görebilirsiniz. Grafikleri çok düzgün çıktığı için birçok yazar tarafından yaklaşık çözüm bulunmasında kullanılıyorlar. Onun dışında Legendre polinomları ile ilgili literatürde yapılan çalışmalara bir iki atıfta bulunmak istedim. Birçok problem türünde ve sınır değer problemleri, başlangıç değer problemlerinde, akışkanlar mekaniğinde birçok modeli bulunmakta bu tarz denklemleri. 1994 yılından beri de benim danışman hocam olan Mehmet Sezer hocamız bu alanda birçok çalışmaya imza atmış durumda. Onun dışında elde ettiğim bu, kullanmak istediğim bu çalışma içerisindeki temel denklemde şimdi yapacağım şey bütün terimlerin tek tek matris formlarını oluşturmak. Diğer arkadaşlarımın yaptığı gibi. Burada elde ettiğimiz matris formunda Legendre polinomlarının matris şeklini görüyorsunuz. Bilinmeyen katsayılar polinomlarımızın matris şekli var. Ve şu kısımda ise Tyler polinomları ile arasındaki bağıntı aslında matris formu biçiminde yazılmış halde. Bu matris formunda Legendre polinomlarını az önce bahsettiğim gibi shifted Legendre'lere dönüştürebilmek için ufak bir dönüşüm yapıyorum. X yerine alfa t artı beta yazıyorum. Alfa ve beta'yı burada tanımlamış bulunmaktayım. Tabii tanımladığım bu fonksiyon aracılığıyla matris formlarını oluşturacağım. Bu bizim genel aracı matris formumuz olacak. Ekstradan gelen katsayılar için. Legendre polinomlarının binom açılımından gelen katsayıları ise N kesme sınırının değiştiği tek ya da çift olma durumuna göre matrisleri iki farklı şekilde inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine çözüm matrisimizin açıldığı matris formu var. Tabii ki nötral tipli bir lineer diferansiyel denklem aldığım için burada türevlerinin ihtiyaç duyacağım. Yukarıdaki matris denkleminin türevi alındığı takdirde bizim burada bahsettiğimiz B katsayılar matrisi, Tyler polinomlarının katsayılar matrisi aracı polinom olarak gelecektir. Onun dışında türevlerinin, nötralin ikinci parti olan türevlerinin dilaylı kısmı için yine bir matris formu yazıyorum. Burada dilaylı kısmı... Efendim hocam duyamadım. 15 dakikamız. 15 dakika. Hemen hızlanıyorum hocam uyarınız üzerine.
Water'ı tıpkı integral diferansiyel denklemin burada matris gösterimlerini görebilirsiniz. Onun dışında çekirdek fonksiyon dönüşümümüzün bir matris gösterimi var. Böylelikle elimdeki integral denklemi matrisleri içeren bir matris denklemi formuna dönüştürdüm. Ve amacım bu matris denklemini Shifted-Legendre adını verdiğim polinom metoduyla kullanmak olacak. Elde ettiğim bütün katsayıları matris gösterimleriyle yazıyorum. Tabii ki bir omega matrisimiz olacak, çözüm matrisimiz. Ve bunların kullanımı için kullandığım başlangıç koşulları için de ayrı bir başlangıç koşul matrisimiz var. Çözüm matrisleriyle başlangıç koşul matrislerini kullanarak burada bilinmeyen Shifted-Legendre polinomlarının katsayılarını elde edebilirim. Klasik yöntemle bir hata analizi yapıyoruz. Bu zaten birçok yazar tarafından yapılan bir şey. İlk defa benim nazarımda ürettiğim bir şey değil. O yüzden hızlıca geçiyorum. Buradaki hata analizinde ortalama değer teoreminden faydalanıyoruz. Onu kullanıyoruz. Onun dışında bazı sayısal örnekler verdim ben. Tabii işin teorik kısmını çalıştığım için örneklerde tam çözümün bulunmasına özen gösterdim. Elimde lineer nötral tipli bir integral diferansiyel denklemim var. Tam çözümü tek kare olarak basit bir şey alınmış durumda. Gerekli işlemleri ve buradaki en değerlerini kullanarak çözümün sonucunda böyle bir çözüm matrisi elde ediyorum. Ve bilinmeyen katsayılar matrisini kullanarak bir tam çözüm elde ediyorum. Örnek üzere bir Volterra integral diferansiyel denklem kullandım. Birinciden farklı olarak. Burada da fonksiyonların yerlerini değiştirdim. N eşittir 3 için yine Shifted-Legendre'nin katsayılarını bulmayı amaçlıyorum. Genel matris denkleminde yerine koyduğumda T-1 tam çözümünü rahatlıkla elde edebiliyorum. Örnek 3'te ise yine bir lineer diferansiyel denklemim var. Bu sefer elimdeki lineer diferansiyel denklemin integral partı bulunmamakta. N eşittir 3 için bunu da çözdüm ve tam çözüm olan T kare artı 2T artı 1'i buldum. Sonuç olarak bu yöntem oldukça efektif bir yöntem. Analitik çözümler bulmak yerine nümerik çözümlerle yaklaşık çözümler elde ederek diferansiyel denklemlerin çözümlerini buluyoruz. Kullandığım referanslar bu şekilde sıralanmış durumda. Hepsine başvurdum. Bütün makalelere, tüm yazarlara. Genelde zaten kendi danışman hocamın makalelerinden oluşmakta. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tamam. Ben de çok teşekkür ediyorum Ülker. Buyurun. Güzel sunumunuz için. Sorusu olan hocalarımız var mıdır? Hocam ben tekrar soru sormuş olmayayım da başka arkadaşlar varsa onları bekleyelim. Fırsat kalırsa ben sorayım. Evet. Varsa sorusu olan. Hı. Var mı? Soru yok herhalde. Yok hocam. Demet hocam sizin varsa alabiliriz hocam. Tamam. Birkaç dakikamız var. Ya ben yine şimdi Seda ile az önceki şeyde tam anlaşamamızın sebebi şuydu. Benim zaten çözüm yöntemleriyle alakalı zaten hani Mehmet Sezer Hoca bu işin duayeni yani onunla ilgili bir şüphemiz evet, yok. Kesinlikle hocam. Onların ve çözüm yöntemlerinin işte bir yerlere dayandırıldığında eminiz ben anlamak adına sormuştum. Aynı problem burada da var. Yani anlamak soruyorum tekrar. Tabii. Başa tekrar gelirsek bir şey daha var orada. Şimdi Functional Integral Differential Equation diye bir kavram kullanılıyor. Functional şurada type. Evet, evet hocam tam da şurada mouse'la göstermeye çalışayım. Burada functional olan kısımda şu GT mi? Hocam fonksiyonel kısımla ilgili değişiklikleri isterseniz bu GT içerisinde yapabilirsiniz. Zaten bu bir fonksiyon biliyorsunuz ki T'ye bağımlı. İsterseniz de buradaki bizim Volterra ya da Fredon dediğimiz ya da Integro dediğimiz partta içeride seçilen çekirdek fonksiyonu da bir fonksiyon olabilir. Sizin seçiminize bağlı olarak. Şuradaki YS dediğimiz çekirdek işin şeyiyle ilgili olmuyor mu Ülker? Çekirdek hani işin sanki çözümsel aşamasında devreye girmiyor mu? Yani benim aslında başta bir problemim var ya. Evet hocam. Sanki sadece GT'den tanımlanacakmış gibi anlıyorum ben ama doğru mu anlıyorum? Biz aslında fonksiyonelden kastımız şu hocam. Bu öyle bir diferansiyel denklem formu düşünün ki her şeyi yapabiliyorsunuz üzerinde. İsterseniz bunu nötral seçebilirsiniz, advanced tipi seçebilirsiniz, retarded seçebilirsiniz. Yani şu kısımla oynayabilirsiniz. Biz burada nötrali seçtik tercih olarak. Bu tarafta peki işte, GT'nin şeyi ne yani? GT any function? Tamam, buradaki GT aslında bizim belirlemiş olduğumuz bir şey. Biz burada gerekli olan fonksiyonları yerine yazıyoruz. Buradaki artık fonksiyon ise bizim integral kısmımızda sağ ve sol tarafı eşitleyen bir fonksiyon aslında temel düzeyde.
Bizim derdimiz buradaki değişkenleri sürekli değiştirerek, fonksiyonları, integralleri değiştirerek mühendislik problemlerine uygun yaklaşık çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız bu nümerik çözümleri de kendi aramızda büyük bir paylaşımımız var. Mesela siz Legendre polinomları ile yapabilirsiniz. Ben daha önceki çalışmamda Stirling polinomları ile yapmıştım. Hangisi çok daha yakın çözüm veriyor? Buna göre bakıp kimin bizim işimize daha çok yarayacağına karar veriyoruz aslında. Tamam. Yani boundary condition yine yok. Orada boundary condition ileride mi devreye giriyor? Aslında siz o matrisi... Tamam, boundary condition'ı da seçebilirsiniz. Bunun önünde bir engel yok. Hayır, problem tanımak adına diyorum ben. Yani ortada boundary condition yokken her türlü boundary condition'da geçerli bir approximate solution biraz bana şey geliyor. Yani orayı çok anlayamadım ben. Yani... Hocam biz bunları boundary condition'lar içinde yapabiliyoruz. Benim demek istediğim şey şu. Seçim size ait. Siz yok yok, ben ama sorma değil. Yani problemine bakış açısında bulunmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Normalde mesela Seda arkadaşın bir önceki oturumda konuşmacımız daha önce yaptığı kısmi integrasyonla ilgili örneklerinin birçoğunu boundary condition'la yapmıştı hatta. Tamam, yani yine uygun bir zamanda konuşmak gerekecek. Tabii hocam, tabii ki. Tamam, süremizi de bir dakika açtık. Özür dilerim, açıklayamadıysam bu arada. Yok estağfurullah, biz matematikçi değiliz zaten. Levent Hocam, İlker Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bilimsel tartışma için ve sunumunuz için İlker Hocam. Başarınızın devamını diliyorum inşallah. Daha da güzel işler yaparsınız. Sıradaki konuşmacımız Beyza Bozkuş hocamız. Hocam hazırsanız, sunumunuz hazırsanız ben paylaşımı yapabilirsiniz. Hocam sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Sesiniz gayet iyi. Tamamdır. Öncelikle herkese merhabalar. Kısaca kendimi tanıtayım. Beyza Bozkuş, Celal Bayar Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Şimdi için F-Metrik Özel altında bir sunum gerçekleştireceğim. Şöyle bahsedecek olursam, Celal ve Samet 2018 yılında metrik uzay kavramının bir genelleştirilmesi olarak F-metrik uzay adı verilen yeni bir metrik kavramı tanıtmışlardır. Bu yazıda da F-metrik uzaylarda bazı ortak sabit teoremini kanıtladık. Kanıtı olarak da Fisher teoreminin sağladığını gösterdik. Bu Jenner ve Samet de büzüme dönüşümünün bir genelleştirilmesini vermiştir. Şimdi bu F-metrik uzaylarla ilgili süremiz de kısıtlı. Böyle hızlı bir şekilde tanım ve teoremlerine bakacak olursak fonksiyon kümesi işte F0 artı sonsuza çık aralığından reel sayıya F1 şartımızda F azalmayan yani S'nin 0 ile T arasında ise S'nin altındaki görüntüsünün T'nin altındaki görüntüsünden küçük eşit olmasıdır diyoruz. F2 şartımız ise her T dizisi için 0 artı sonsuza çık açık elemanın alt kümesi. Öyle ki T'nin limitten artı sonsuza giderken 0'a eşit olması gerek bir yeter şart. T'nin F altındaki görüntüsünün limitten artı sonsuza giderken eksi sonsuza eşit olması da diyorum. Ben bu F1 ve F2 şartlarımı teoremimin ispatında da kullanacağım. Şimdi F-metrik uzayla ilgili tanımımıza gelecek olursak X boştan farklı bir küme DX kartezenden X'den 0'dan kapalı artı sonsuza çık aralığına bir dönüşüm. F ve alfamızı da F kartezyen çarpım 0 kapalı aralığından artı sonsuza eleman alıyorum. Ve D1, D2, D3 şartlarımı sağlar diyorum. Bu şartlarıma da bakacak olursam D1 şartım X kartezyenden X'den X'ye gibi bir eleman alıyorum. DXY'nin 0 eşit ise gerek ve yeter şart. X eşittir Y'dir diyorum. Aynı şekilde D2 şartımızda X kartezyenden X'den X'ye gibi bir eleman alıyorum. Ve DXY'nin DY X'e eşit olduğunu söylüyorum. Aslında D1 ve D2 şartı birebir metrik olma şartının aynısı. Tek burada metrik olma şartından farklı olan D3 şartımız. Buna bakacak olursak X kartezyenden X'den X'ye gibi bir eleman alıyorum. Neyimiz doğal sayıların elemanı ve neyimiz 2'den büyük eşit olacak şekilde. Ve U i'mizi i 1'den n'e kadar X'in bir alt kümesi olarak alıyorum. X y'de U1 U'ya eşittir diyorum. Ve böylelikle DX y 0'dan büyük ise DX y'nin F altında görüntüsü D U i U i artı 1'in i 1'den n eksi 1'e kadar toplamının F altında görüntüsünün alfa ile toplamından küçük eşit olmasıdır diyorum. Ben böylelikle bu D1, D2, D3 özelliğini sağlarsa DX üzerinde F metriktir. X'de ikilisine de F metrik uzay diyorum.
Şimdi hemen temel hızlıca tanımlarımıza da bakacak olursak, xf metrik uzay üzerinde xn bir dizi olsun. İşte dxn x'in limiti n artı sonsuza giderken sıfıra eşit olması için işte x'den x gibi bir eleman alıyorum. Df metrik uzay ve x'den x'e yakınsak ise xn dizisine f yakınsaktır diyorum. İkinci tanımımıza bakacak olursak dxn x'n limiti n artı sonsuza giderken sıfıra eşit ise x'ne f koşu dizisidir diyorum. Üçüncü şartında da ise f yakın takdir x'in bazı elemanlarının ve x üzerinde f koşu dizisi olsun. Böylelikle x'den f tamdır diyorum. Şimdi bir örneğimiz var. Bu örneğimize bakacak olursak x doğal sayılara eşit ve de x çarpı x'den sıfırdan kapalı artı sonsuz açık aralığına dönüşüm olsun. X kartezyenden x'den x'ye gibi bir eleman alıyorum. Ve dxy'mi bana parçalı fonksiyon şeklinde soru da vermiş. Bu parçalı fonksiyon şekline bakacak olursak x'ye 0-3 kapalı aralığı çarpı 0-3 kapalı aralığın elemanı ise x-y'nin karesi şeklinde. Elemanı değil ise de x-y'nin normu şeklinde bize verilmiş. Biz kolayca zaten D1 ve D2 özelliğini sağladığını rahatça görüyoruz. D3 şartımıza bakacağız ama ona bakmadan önce metrik olup olmadığına bakacağız. Bunun için de üçgen eşitsizliğimizi kullanıyoruz. Bunun için de 0-3 kapalı aralığı çarpı 0-3 kapalı aralığından ben 1-2-3 gibi elemanlar alıyorum. Üçgen eşitsizliğinde yerine koyduğumda üçgen eşitsizliğini sağlamadığını görüyorum. Ve böylelikle diyorum ki dx üzerine bir metrik değildir. Metrik değil, acaba f metrik mi? Buna bakacağım. Bunun için de x kartezyenden x'den x'ye gibi bir eleman alıyorum. Dx'ye sıfırdan büyük. Öyle ki işte i1'den n'ye kadar x'in bir alt kümesi. Neyimiz doğal sayıların elemanı ve neyimiz 2'den büyük olacak şekilde alıyorum. Ve x'ye de u1 un'e eşittir diyorum. Ve ben parçalı fonksiyonumda bir eleman olma ve eleman olmama gibi iki durum söz konusu olduğunda ben u i artı 1'in 1-0-3 kapalı aralığı çarpı 0-3 kapalı aralığının elemanı olma ve i'mizde 1'den n eksi 1'e kadar olacak şekilde bir i kümesi tanımlıyorum. Ve aynı şekilde elemanı olmama gibi durumunda da j gibi i'dan farklı bir j kümesi tanımlıyorum. Ben buradan da du i artı 1'i i1'den n eksi 1'e kadar j ve i cinsinden yazdığımda ve parçalı fonksiyonda değerlerimi yazdığımda bu değerimi elde etmiş oluyorum. Ama iki durum söz konusu oluyor. Bir xy'nin işte 0-3 kapalı aralığı çarpı 0-3 kapalı aralığının elemanı olmama ve elemanı olma gibi iki durum söz konusu. Bu iki duruma da şöyle bahsedecek olursam işte dxy'yi xy'nin normu şeklinde x'in normu şeklinde aldığımızda i ve j cinsinden yazıp parçalı fonksiyon ifadelerimizi yerine yazdığımızda biz bu ifademizi elde ediyoruz. İkinci durumumuzda ise bu sefer eleman olma gibi durum söz konusu. Bu sefer de dx'in x'in normunu karesi şeklinde alıyoruz. Ve aynı şekilde i ve j cinsinden yazıp parçalı fonksiyonda ifadelerimizi yerine yazdığımızda da bu ifademizi elde ediyorum. Ben üçgen eşitsizliğin bu ifadelerin iki durumun birleşimini aldığında da üçgen eşitsizliğini sağladığını görüyorum. Ve ben diyorum ki bu üçgen eşitsizliğinden yanlışlık oldu. D3 özelliğimi sağladığını görüyorum. Ve D3 özelliğimin hemen baktığımda şunu söyleyebiliyorum ki ben dx'ye t dersem t'nin sıfırdan büyük olduğunu, işte dx'ye yine t dediğimde ft'nin bana ln t geldiğini ve sabitiminde yani alfa gibi sabitiminde n'in 3'e eşit olduğumu D3 şartını sağladığından ve onu kullanarak bunları söyleyebiliyorum. Ve ben diyorum ki dx üzerinde f metriktir diyorum. Ya kısaca şu örneği toparlayacak olursam aslında bu örnek bize şunu söylemek istiyor ki f metrik uzay ise evet f metriktir ama f metrik uzay ise metrik uzay olmak zorunda değildir. Bu da buna bir örnek olmuş oldu. Hemen kısaca temel önermelerimize de bakacak olursak x de f metrik uzay, x'den x gibi bir eleman alıyorum. X'den x üzerinde x'den bir dizi olsun. X'den f yakınsak x'den dizisi f yakınsaktır x'e. Dx'den x limiti n artı sonsuza giderken sıfıra eşit olmasıdır diyorum. Burada yine bir tanımım var. Bu tanım da değişmeli dönüşümle ilgili. Yani değişmeli dönüşümle ilgili de şunu söylemek gerekirse hemen tanımını yapacak olursam k işte x'den x'e bir dönüşümü olsun. K ile değişmeli olan l x'den x'e gibi bir dönüşümümüz varsa k'nın bir tek sabit noktası vardır diyoruz. Yani matematiksel olarak aslında söylememiz gerekirse şu şekilde söyleyebiliriz. X'den x gibi bir eleman alıyorum. L k x eşittir. K l x'e diyorum.
Şimdi asıl çalışmama geçecek olursam Fisher sabit nokta teoreminin dört dönüşüm için F metrik versiyonu. Teoremimize bakacak olursak K ve L değişmeli dönüşüm, L ve M de değişmeli dönüşüm ve X, D de F tamdır. Ben X'den X'ye gibi bir eleman alıyorum. D, K, X, N, Y, D, L, X, M, Y'nin lambda ile çarpımından küçük eşit olduğunu söylüyorum. Ve buradaki lambda ifademde 0 küçük eşittir lambda işte 1 arasında olduğunu söylüyorum. Eğer X'den X gibi bir eleman aldığımda K, X elemandır M, X ve N, X elemandır N, X. Eğer M ve L de sürekli ise ben o zaman K, L, M ve N, Y bir tek sabit noktaya sahiptir diyorum. İspatına geçecek olursam, ispatında şöyle bir genel olacak bahsedip hemen ayrıntılarına da gireceğim. Önce aldığım YN dizisinin bir koşu dizisi olduğunu, ondan sonra tekliğini ispat edeceğim. Yani bir sabit noktanın tekliğini ve bu tekliğin, bu sabit noktanın da sağlandığını göstermiş olacağım. Pardon, şöyle geçecek olursam. İspatımıza başlayacak olursam, X'den X0 gibi bir keyfi nokta alıyorum. 15 dakikamız. Tamamdır hocam, hemen hızlıca bahsediyorum. Kx0 elemandır mx ise işte x'den x1 gibi bir eleman alıyorum. Bu da mx1'in kx0 eşit olduğunu. İşte nx'den de lx gibi bir lx'den de nx gibi bir eleman alıyorum ve x2'de x'in elemanıdır diyorum ve böylelikle lx lx karenin mx1'e eşit olduğunu söylüyorum. Genel şeklinde süremiz az kaldığı için şu şekilde veriyoruz. Ve Y 2K 2K artı 1 dizimi de K büyükten 0 olacak şekilde bu şekilde tanımlıyorum. Ve ben Y'nin bir koşu dizisi olduğunu göstereceğim. Ve ben burada D3'ü kullanarak ve F2 özelliğimiz hemen hızlı bir şekilde F2 ve F1 özelliğimizi şöyle hatırlatacak olursam en başta verdiğim tanımları kullanarak ispatında ben T'nin işte 0 ve delta arasında olduğunu ve delta'nın 0'dan büyük olduğunu ise T'nin F altındaki görüntüsünün epsilon'un F altındaki görüntüsünün eksi lambda'dan küçük olduğunu söyleyerek iki önermemi elde ediyorum. Ve bir dediğimiz bir bizim ana teoremimiz. Ana teoremimizden de ben DY2K, Y2K artı 1'in iki basamak şeklinde yazıp aynı şekilde genellemesini aldığında, en kez tekrarını aldığında bu şekilde verebiliyorum. Ben aynı şekilde DY'yi artı 1, İN'den M-1'e kadar toplamını bu şekilde yazdığımda ve buradaki ifademin ben limitini aldığımda en artı sonsuza kadar en artı sonsuza giderken limitini aldığımda sıfıra eşit olduğunu görüyorum. Ve ben neyimin doğal sayılardan oluştuğunu biliyorum. Ve aldığım bu ifadenin ben limit aldığım bu ifadenin sıfır ve epsilon arasında olduğunu söyleyebiliyorum. Ben 2'den 2 dediğimiz hemen şöyle gösterecek olursam iki önermemizden F1'i kullanarak da bu üçüncü önermemizi elde ediyorum. Ben bu üçüncü önermemizde D3'ü kullanarak şöyle gösterecek olursam yeni bir önerme elde ediyorum ve buradan diyorum ki DYN, DYM hepsinin ondan küçüktür. İşte en büyüktür neden, ne büyüktür neden olacak şekilde diyorum ve Y'nin bir koşu dizisi olduğunu söylüyorum. Şimdi bir sabit noktaya sahip olduğunu göstereceğim. Bu için de X'den U gibi bir eleman alıyorum. X'den işte yakın saklığından, pardon, F'in tamlığından işte K-2K, M-2K artı 1'in, N-2K artı 1'in, N-2K artı 2'nin ayrı ayrı K artı sonsuza giderken U'ya eşit olduğunu söylüyorum. Ve L'nin sürekli ve N ve K ve N'nin değişmeli özelliğinden L-U'yu K-U'ya, aynı şekilde M'nin sürekliğinden ve N ve M'nin değişmeli özelliğinden M-U'nun N-U'ya aynı şekilde eşit olduğunu buluyorum ve ana teoremimde de yerine yazdığımda K'nun ne U'ya eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Ve aynı şekilde buradan da L'nun da U'ya eşit olduğunu söyleyerek hepsini birleştirdiğimde aslında bütün noktaları L'u, M'u, N'u'nun U'ya eşit olduğunu söylüyorum. Ve ben bir sabit noktaya sahip olduğunu söyleyebiliyorum. Peki bu sabit noktanın tekliğini de V gibi bir nokta alıyorum. Ve bu çelişki yönteminden bakıyorum D, U, V'nin işte sıfırdan büyüktür. Bir ana teoremimizden şöyle hemen onu da hatırlatacak olursam onun üzerinden çünkü çelişki elde ediyoruz. Birimizden biz görüyoruz ki bir çelişki elde ediyoruz ve bu çelişkiden dolayı diyoruz ki bir tek sabit noktaya sahiptir diyoruz. Bu teoremimizin sonucu olarak da iki tane sonuç elde ediyoruz. İlk sonucumuzu şöyle söyleyecek olursam hemen Fisher'in kendi ana dört dönüşüm için sabit nokta ile ilgili makalesindeki
teoremimiz, teorem 6 bizim verdiğimiz ana teoremimiz F metrik versiyonudur. Aynı zamanda bir genelleştirilmesidir. İkinci sonucumuz olarak da 5'teki makalenin teorem 2'deki aslında ana sonucumuzdur. Yani bir genelleştirilmesidir ve aslında burada K'nın sürekli olduğunu vurgulamakta ve biz de teoremimizde K'yı N'ye eşit, L ve M'yi de Ü'ye eşit, yani birim dönüşüme eşit olarak bunu sağlamış olduk diyorum ve teşekkür ediyorum hocam. Ezi hocam çok teşekkür ediyorum. Gayet pratik bir şekilde uzun bir çalışmayı sundunuz. Güzel bir çalışma olmuş. Sabit noktanın bu çalışmadan sonra düşündüğünüz bir çalışma var mı? Yani sabit noktanın birçok alanla malum ilişkisi var. Evet hocam. Uygulamasını düşündüğünüz bir alan var mı? Ben onu sormuş olayım. Şöyle hocam, bu çalışmamız sadece bir kısmı. Şöyle bir şey, yine Fisher'in bazı teoremleri üzerine, makaleleri üzerinde çalışmalar yaptık. Ama herhangi bir uygulamamız daha söz konusu değil, daha üzerinde çalışmaktayız. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan hocalarımız varsa bir dakika süre verebiliriz. Sorusu olan hocamız yok. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ediyorum hocam dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Değerli hocalarım, bir sonraki sunum bana ait. O yüzden ekran paylaşımı yapacağım şimdi müsaadenizle. Evet, şu anda ekranımı görüyor musunuz? Evet. Ekran görünüyor, tamam, süper. Görünüyor hocam. Tamam. Şimdi değerli hocalarım, bu bizim bir arkadaşla, yurt dışında bir arkadaşla yaptığımız bir çalışma. Şimdi bu çalışma, bu gibi birçok çalışma var. Son zamanlarda ben approximation teori dediğimiz bir alana kaydım. Benim asıl alanım daha farklı. Biraz daha fonksiyonel analize yakındı. Bu biraz daha operatör teoriye yakın bir alan. Burada ne yapıyoruz? Levent hocamla tabii çalışıyorduk pandemiden önce. Bu alana girdim aslında. Ama işte bizi biraz yavaşlattı. İnşallah bundan sonraki süreçte bunu mühendisliğe katabiliriz. Yani mühendislerin faydasına veya işine yarayacak bir şeye dönüştürebiliriz diye umuyorum. Bir önceki, bundan önceki konuşmayı yapan arkadaşlar polinomlardan bahsettiler ve polinomları diferansiyel denklemlerin çözümünde kullandılar bir araç olarak. Şuradan başlayayım ben de. Malum Taylor polinomlarını biliyoruz ve çok kullanışlı polinomlar. Biz ne yapıyoruz? Bu polinomlar ne işe yarıyor? Bir fonksiyonu, herhangi bir trigonometrik, logaritmik veya herhangi bir karmaşık fonksiyonu polinom cinsinden yazmamıza olanak sağlıyor, imkan veriyor. Burada bunu yapabilmemiz için de malum fonksiyonların türevli olması gerekiyor. Öncelikle ondan bahsedeyim. Bernstein tipi polinomlar, benim çalışma başlığımda da bu var. Bernstein tipi polinomların bir kısmında, hepsinde değil tabii ki. Bernstein'in kendi polinomunda zaten türev olma şartı yok. Fonksiyonun türevi olmasa bile, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve diğer türevleri olmasa bile siz şey yapabiliyorsunuz, o fonksiyonu bir polinom olarak yazabiliyorsunuz Bernstein operatörleri sayesinde. Peki o operatörler nelerdir? Bu makalede o operatörün kendisini görmüyorsunuz. Fakat şöyle söyleyeyim arkadaşlar, değerli hocalarım. Şu seriyi düşünelim. Şunu vurgulayalım. Tamam. Bu seriyi düşünelim. Bu seride fi bölü n, yani fonksiyon neyse fonksiyonda x yerine y bölü n yazmamız lazım. Bir de burada p yerine, asıl Bernstein polinomlarından bahsediyorum. P yerine de bir kombinasyonlu bir polinom, işte n'nin k'lısı x üzeri k çarpı 1 eksi x üzeri n eksi k, bu ifadeyi yazıyoruz. Yani asıl Bernstein polinomundan kastımız budur. Peki bunun hikayesi nedir? Yani neden böyle bir şey oluştu veya ne zaman oluştu? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum sizlere.
Şöyle ki, değerli hocalarım, Weierstrass bir meşhur Alman matematikçi. Onun bir çalışması var. O çalışmasında polinom uzayının sürekli fonksiyonlar uzayında yoğun olduğunu gösterdiği bir ispatı var. Bir teoremin ispatı var ve o ispat çok uzun ve karmaşık. Karmaşık olduğundan dolayı ondan sonraki, Weierstrass'dan sonraki birçok uzman, matematikçi ya biz bu ispatı nasıl daha kısa hale getirebiliriz diye aynı teoremi ispatlamaya çalışmışlar ve farklı yollarla ispatlamışlar. Bunlardan bazıları Runge, meşhur şeyde de geçer numerik analizi, Lübeck, Feyer ve bir sürü işte 1900'lerde 1916'ya kadar 1885'ten 1900'lerin ilk çeyreğine kadar birçok matematikçi, ünlü matematikçiler dahil bununla uğraşmış. Weierstrass yaklaşım teoreminin ispatı için verilen yöntemler olasılık teorisi, lineer pozitif operatörlerle yaklaşım teorisi gibi bilimsel çalışma alanlarının doğmasına yol açmış. 1912 yılında ise Bernstein'den bahsediyoruz. Bernstein, Weierstrass yaklaşım teoreminin ispatını yapmak için şu anda da kendi ismiyle andığımız Bernstein polinomlarını tanımlamış. İşte size az önce o toplam ifadesinde ifade ettiğim şey. Bernstein polinomları Weierstrass yaklaşım teoreminin ispatı açısından çok basit bir metot sunması haricinde önemi 20. yüzyıla kadar, 20. yüzyılın hatta ortalarına kadar anlaşılamamış. Daha sonra ne zamanki iş paraya dokunmuş, mesele paraya gelmiş, Citroen ve Renault fabrikalarında, işte Citroen kime ait? Faget'e ait ve Bezier'in Renault fabrikasında, firmalarında kendi endüstriyel dizaynları için bu polinomlar, Bernstein polinomları kullanılmaya başlanmış. Bernstein polinomları matematikçiler arasında popüler olmaya başlamış bu şekilde ve üzerine araştırmalar yapılmış. Bu polinomların lineer pozitif operatörlerle yaklaşım teorisi alanında kullanılmasına da başlanılmış bu sayede. Ve bundan sonra da o günden bugüne de hatta şu anda da çok yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor diyebiliriz. Giriş kısmı için bunları söylemiş olayım. Şimdi tabii bu operatörlerden kastımız Bernstein polinomlarının kullanılarak oluşturulduğu operatörler. Bernstein polinomları bu operatörlerin içerisinde mevcut var. Bu operatörlerin aslı ilk öncesi Bernstein tarafından tanımlanmış. Bundan sonra ve şu anda da birçok parametre eklenerek bu operatörler modifikasyona uğruyor, değiştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de bizim şu andaki çalışmada gördüğünüz operatör, bir nokta bir de tamlı olan operatör. Burada Bernstein polinomu yerine şu P ile ifade edilen ve burada verilen polinom kullanılıyor. Bu da bir polinom nihayetinde. Ve fonksiyonu operatörde yerine yazdığınızda siz bu fonksiyonu bir polinom olarak yazabiliyorsunuz. Tabii bunların nümerik çalışmaları da mevcut, var. Peki bu bize ne sağlıyor? Bu modifikasyonlar tabii ki beklendiği gibi fonksiyon kestirimlerinin daha hassas veya daha tam, exact bir şekilde yapılmasına imkan veriyor arkadaşlar. Bunların bir kısmı integral ile ifade edilen, içerisinde integral olan operatörler, bir kısmı integralsiz operatörler. Tabii hepsinde türev olmama şartı yok, mevcut değil. Daha sonra şimdi fonksiyonların kestirimi bir iş burada. Diğer iş ise lineer pozitif operatörler alanında ispatlanan bazı teoremler var. Bunlar da aslında yaklaşım teoremleri. Bunun için bazı matematiksel ispatlara veya yardımcı teoremlere, lemmalara ihtiyacımız var. Mesela burada lemma 2 diye bahsettiğimiz, moment diye tabir ettiğimiz, fiziksel anlamda bir anlamı yok bunun. Sadece matematiksel bir isim bu. Moment diye tabir ettiğimiz hesaplamalar var. Bu hesaplamalar kullanılarak şurada lemma 3 değil, teorem 1'de gördüğümüz sonuç elde ediliyor. Yani aslında biz şunu söylüyoruz.
üstteki lemmayı, yani o momentlerden elde ettiğimiz sonuçları kullanarak biz şunu söyleyebiliyoruz. Şimdi şu momentlere tekrar geleyim. En sonsuza gidince eğer bunun limiti 1'e gidiyorsa, bunun limiti x'e gidiyorsa, şu e2 diye tabir ettiğim, yani operatörde e2 yazdığımda elde ettiğim şeyin limiti en sonsuza gidince x kareye gidiyorsa, 1 x x kare mevcutsa, Korovkin diye birisi şunu söylüyor. O zaman diyor, senin tanımlamış olduğun operatör, bizim durumumuzda S operatörü, şu bir sürü parametreye bağlı olan operatör. O zaman diyor, o F fonksiyonuna 0-1 kapalı aralığında düzgün yakınsar. Düzgün yakınsamanın tarifini matematikçiler bilir. Son 5 dakika hakkım var arkadaşlar. Benim bu sunumdaki temel size bahsetmek istediğim şey oydu. Tabii rate of convergence var, point wise convergence var. Daha bir sürü matematiksel teorem var burada bahsetmemiz gereken. Fakat ben onlardan bahsetmek istemiyorum. Bir sürü teknik detaylar var. Bunun dışında tabii ki mesela bazı teoremlere şöyle bir bakalım ispatlarına bakmadan. Bir f fonksiyonu 0-1 kapalı sürekli aralığında tanımlı fonksiyon olursa, x'i de 0-1 kapalı aralığında alırsak böyle bir eşitsizlik sağlanır. Aslında bunlar da fonksiyonun, bu teoremler de fonksiyonların yakınsaklık neyini veriyor, oranlarını veriyor. Veya bazı diğer kestirim, approximation teorem dediğimiz onlarla ilgili bilgileri veriyor. Bu Voronoi-Skoda type teorem işte onlardan birisi. Bir kestirim teoremi tipindeki bir teorem. Bu ifadeyle n'i çarptığınız zaman ve n'i sonsuza götürdüğünüz zaman sağdaki ifadeyi elde ediyorsunuz. Bunlar tabii hani mühendislik açısından direkt bir şey olmasa da, direkt bir anlamı olmasa da matematiksel açıdan anlamlı eşitlikler olmuş oluyor diyelim. Tabii başka tür uzaylarda da sadece C0-1 kapalı aralığında, yani 0-1 sürekli fonksiyonların 0-1 aralığında sürekli olduğu aralıklarda değil, başka tür aralıklarda da, mesela ağırlıklı uzaylar diye tabir ettiğimiz uzaylar var. O uzaylarda da bu operatör için işte tanımlanan ağırlıklarla birlikte yine operatörün ne olduğunu söyleyebiliyoruz, fonksiyona düzgün yakınsadığını söyleyebiliyoruz. Nümerik kısma geçeyim. Tabii ki noktasal yakınsaklıktan da bahsedemiyoruz. Sadece düzgün yakınsaklık söz konusu değil burada. Noktasal yakınsaklık da söz konusu. Orada bununla ilgili örnekler var. En son nümerik olarak da bahsedelim. Bakın burada gördüğünüz gibi çok kompleks bir fonksiyon var. Yani hangi fonksiyonu yazarsanız yazın, bu fonksiyonun polinom halini yazabiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Fonksiyon operatörde yerine koyuyorsunuz ve operatör fonksiyonu yaklaşmış oluyor. Yaptığımız şey bu tam olarak. 0-1 aralığında bu fonksiyonu tanımlayalım. Ve bu fonksiyon ve bunun gibi başka fonksiyonlar da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şu grafiğe bakalım. Bakın çok karmaşık bir fonksiyon grafiği var. Siyah olan fonksiyon, fonksiyonun kendi fonksiyonu, grafiği. Ne eşittir 20 için, 50 için ve 100 için yaklaşımın ne kadar hassas hale geldiğini görüyorsunuz. Tabii operatörde alfa, beta, teta parametreleri mevcuttu. Bu parametreler değiştirilerek daha hassas, daha iyi veya daha kötü sonuçlar elde edilebiliyor. Sağ tarafta gördüğünüz grafik ise bu soldakinin hata şeyi, mutlak hata fonksiyon grafiği ne eşittir 20 için bile hatanın 0.3'ten küçük olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki n değerleri büyüdükçe operatörümüzün verdiği hatalar epey bir küçülüyor. Bunlar da bazı alfa, beta, teta değerleri için mutlak hataların sayısal ifadeleri diyorum. Bu da başka tür bir fonksiyon için. Fonksiyonları değiştirebilirsiniz. Trigonometrik olup olmaması hiçbir şeyi değiştirmez. Herkese çok teşekkür ediyorum sabırla beni dinlediğiniz için. Bunlar da çalışmamızın referansları.
Konuşmam bu kadar değerli hocalarım. Sorusu olan hocamız varsa sorabilir. Sayın hocam merhabalar. Ben bir soru sorayım acaba? Tabii ki. Hocam şimdi 0-1 aralığında Bernstein operatörüyle yapmış olduğumuz bu düzgün yakınsama işlemi integral diferansiyel denklemler çalışırken bizler stabilite ya da kararlılık analizi adını verdiğimiz bir kısım var. Evet. Oralar kullanılabiliyor mu hocam? Kullanılabilir. Yani aralık tabii bu bir tane bir çeşit aralık 0-1. Bu aralık genişletilebiliyor. 0-1 artı A yaptığınız zaman yani böyle bir Schurer diye bir operatör tipi var. 0-1 artı A diye tanımlanmış. Yani A'yı sen pozitif bir sayı seçebiliyorsun. Ne yapmış oldun? 0'dan istediğin aralığa kadar genişletmiş oldun. Kapalı aralığa kadar. Veya Bernstein değil de başka Baskakov dediğimiz başka tipte operatörler var. Onların aralığı 0 sonsuz aralığı. Onlar da var. Yani sizin çalışmalarda ben daha önce de bahsetmiştim. Birçok operatör var sizin kullanmadığınız henüz. Onlar sizin uygulamalı matematik alanında, sizin çalışmalarınızda birebir kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Aslında hocam bizim en çok merak ettiğimiz şey 0-1'den ziyade siz sanırım belli aralıklarda yakınsama miktarını da ölçebiliyorsunuz bu kullandığınız operatörler vasıtasıyla. Biz evet. Mesela en iyi çözümün hangi aralıkta bulunabileceğini de merak ediyoruz. O tabii nümerik olarak baktığımızda ortaya çıkıyor. Analitik olarak bunu anlamak mümkün değil bizim hesaplamalarımızla. Fakat nümerik olarak bu parametrelerle oynuyoruz. Levent Hocam da sağ olsun birçok katkısı oldu benim çalışmalarıma. Matematik kullanarak veya MATLAB kullanarak bu parametreleri gördüğünüz gibi oynadığımız zaman yani biz onu görüyoruz aslında. Diyoruz ki işte X şu aralıkta olursa daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Veya işte şu parametrelerle oynadığı zaman daha iyi veya daha kötü sonuçlar elde edilebiliyor. Zaten şu grafiğe baktığınızda örneğin 0-2-0-3 aralığında şeyin kötü olduğunu görüyorsunuz. Approximation'ın kötü olduğunu görüyorsunuz değil mi? 0-2-0-3. İşte 0-5-0-7 aralığında kötü olduğunu görüyorsunuz. Yani fonksiyonda bir sapmanın olduğu aralıklarda şeylerimiz kötü. Kestirimlerimiz kötü. Çok iyi anladım hocam. Teşekkür ederim cevabınız için. Rica ederim. Ben vaktimi 2 dakikada geçmiş oldum. Özür diliyorum bir sonraki konuşmacıma. Uyarı da aldım. Şimdi Gökçe Yıldız hocamız hazır zaten. Uzun süredir burada. Merhaba hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Diyeyim tekrar. Hani, ekran paylaşımını bulmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Aşağıda hocam. Share screen diye yeşil yanar. Mouse evet, aşağı... normalde o şekilde olması gerekiyor. Allah Allah, bir türlü bulamadım. Halbuki akşam denemiştim ama bir saniyenizi alacağım. Evet, buldum. Tamam. Merhaba hocalarım tekrardan. Ben Gökçe Yıldız. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Mehmet Sezer'le beraber çalışıyorum. Bizim bu çalışmada amacımız yüksek mertebeden değişken katsayılı Volterra tipindeki integral diferansiyel denklemlerin bell polinomlarına dayalı nümerik çözümlerini incelemek. İlk olarak ele alacağımız diferansiyel denklem initial boundary condition altında olacak ve ayrıca bell polinomlarına, bell polinomlarının türevlerine dayalı bir çözüm yöntemi geliştireceğiz. Volterra integral diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemler ve Volterra integral denklemlerin birleşimi sonucunda oluşmaktadır. Bu tip denklemlerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda uygulamaları mevcuttur. Bu tip denklemleri analitik olarak çözmek zor olduğu için genellikle nümerik metotlara ihtiyaç vardır. Son zamanlarda bunun hakkında çalışmalar yapılmıştır. Örnek olarak Adamovian deconspiration metot, Legendre spectral collocation metot, hybrid function metot, variation iteration metodu, Haar function metot, Chebyshev collocation metot, Tyler collocation metot, Bernoulli matrix collocation metot gibi. Biz bu çalışmada denklem 1'de görülen değişken katsayılı Volterra tipindeki integral diferansiyel denklemlerinin denklem 2'deki initial boundary conditionları altında denklem 3'teki bell polinomlarına dayalı çözümlerini inceleyeceğiz.
Buradaki px, gx ve çekirdek fonksiyonumuz kx de AB aralığında sürekli olan matrislerdir ve ayrıca AJK, BJK ve lambda J sürekli sabitlerimizdir. Denklem 3'te görülen çözüm formumuz, Bell serisi formundaki çözüm formumuz denklem 4'te görüldüğü gibi yazılabilmektedir. Yani Bell polinomlarını biz denklem 4'teki gibi tanımlayabiliyoruz. Buradaki SNK bizim ikinci tip Stirling sayılarımızdır. Temel matris bağıntısı için ilk olarak Bell polinomlarını denklem 5'te görüldüğü gibi yani X'e ve S'ye bağlı formda matris formunda yazıyoruz. Buradaki B matrisimiz Bell polinomlarına dayanmaktadır. X ve S matrislerimiz de görüldüğü gibi hesaplanabilmektedir. Denklem 1'i yani kullanacağımız denklemi diferansiyel part ve integral part olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. İlk olarak diferansiyel partımız için matris formlarına dönüştüreceğiz. Çözümümüzü Yx ve Yx'in türevlerini denklem 7 ve 8'de görüldüğü gibi matris formlarına dönüştürebiliriz. Buradaki daha önce de hesapladığımız gösterdiğimiz B matrisimiz Bell polinomları matrisidir. Bunu X'e bağlı olarak da denklem 9'daki gibi yazabiliyoruz. X ve X'in kaçıncı mertebeden türevleri denklem 10'da görüldüğü gibi hesaplanabilmektedir. Ayrıca buradaki M matrisimiz diferansiyel geçiş matrisimizdir. 8, 9 ve 10'daki matris bağıntılarını kullanarak çözümümüzün türevlerini denklem 11'deki gibi matris formuna dönüştürebiliyoruz. Bunu denklemimizde yerine yazdığımızda, bulduğumuz bu matris bağıntısını denklemimizde yerine yazdığımızda diferansiyel part için matris denklemini oluşturmuş oluyoruz. İntegral part için ise ilk olarak integral kısmımızı Maclaurin serisi biçiminde denklem 12'deki gibi yazıyoruz. Diyoruz ki daha sonrasında çekirdek formumuzu, çekirdeğimiz denklem 13'teki matris formuna dönüştürebiliyoruz. Çekirdek formumuzu ve çözüm matrislerimizi de kullanarak integral kısmımız için denklem 14'te görüldüğü gibi yerine yazdığımız zaman matris formuna dönüştürmüş oluyoruz. Daha sonrasında koşullarımız için matris formu çözüm matrisimizi yerine yazdığımızda koşullarımız için de matris formunu denklem 15'teki gibi oluşturmuş oluyoruz. Çözüm yöntemimize gelecek olursak bulduğumuz diferansiyel part için geçerli olan matris formu ve Volter integral part için geçerli olan matris formlarını denklem 1'de yerine yazdığımızda denklem 16'daki gibi matris formlarına bağlı bir denklem sistemi oluşturuyoruz. Burada da denklem 17'de tanımladığımız kolokasyon noktalarında yerine yazdığımızda denklem 18'deki temel matris bağıntısını oluşturmuş oluyoruz. Buradaki matrislerimiz X, X bar, K, K bar, Q bar, PK, M ve G görüldüğü gibi hesaplanabilmektedir. Bu işlemler sonucunda N artı 1'i N artı 1'lik bir matris sistemi oluşturuyoruz. Bu sistemde yapmamız gereken şey bilinmeyen Bell katsayılarına ulaşabilmek. Onlar nelerdir? A1'den AN'e kadardır ve denklem 19'da görüldüğü gibi bir arttırılmış matris elde ediyoruz. Daha sonra arttırılmış matrisimizin istediğimiz herhangi bir satırında koşul matrislerini yerine yazdığımızda yeni bir matris sistemi oluşturuyoruz. Denklem 21'de görebilirsiniz. Daha sonrasında elde ettiğimiz bu matris sistemi eğer n artı 1 n artı 1'lik ise tersini alıp da bilinmeyen Bell katsayılarına kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bilinmeyen Bell katsayılarını da çözümümüzde yerine yazdığımızda çözümümüze ulaşmış oluyoruz. İşlemlerimizin doğruluğu ve güvenilirliği için rezidüel hata fonksiyonuna dayalı bir hata analizi yaptık. En değerimiz hata analizimizi yaparken de bulduğumuz yaklaşık çözümleri denklemimizde yerine yazdık. Sıfıra yaklaştırmaya çalıştık. En değerimiz arttıkça hatamız sıfıra daha yakın çıkmaya başladı. Örneklere gelecek olursak örneklerden öncesinde mutlak hata fonksiyonumuzun hesaplanmasını yazdım. Tablolarda mutlak hata fonksiyonunu kullanacağız. Tam çözümümüzden yaklaşık çözümü çıkarttığımızda mutlak hatayı bulmuş oluyoruz. Birinci örneğin first order lineer Volterra tipindeki integral diferansiyel denklem. İlk örnekte tam çözümü yapmaya çalıştı. Tam çözümümüz yx eşittir x çözümü. Ayrıca n'i 2 alarak kolokasyon noktalarını hesapladım. Yukarıda bahsettiğimiz metodu da uyguladığımda gerekli işlemleri yaparak temel matris bağıntısını yaptım. Bunun sonucunda arttırılmış matris elde ettim. Koşullarımı yerine yazdığımda daha sonra tersini alarak da yx eşittir x tam çözümüne ulaşmış oldum. Buradan da çözüm yöntemimizin doğruluğunu görmüş olduk. Yani işlenebilirliğini görmüş olduk.
İkinci örneğimizde ise second order lineer Volterra tipindeki integral diferansiyel denklem. Tam çözüm olarak da kosinüs x eksi sinüs x'i almayı tercih ettim. En değerlerimizi de 4, 7 ve 8 için aldım. 4, 7 ve 8 için yaklaşık çözümlerimizi burada görebilirsiniz. Ayrıca tabloda da yine 4, 7 ve 8 olması gerekiyor. Yanlış yazmışım, kusura bakmayın. 4, 7 ve 8 için yaklaşık çözümlerimi görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. N değeri arttıkça hata analizimiz, hatamız gitgide azaldığı da buradan görülebilir. Grafik 1'de 4, 7 ve 8 için tam çözümümüzün ve yaklaşık çözümlerimizin grafiği görülmektedir. Ayrıca grafik 2'de de hatamızın grafikleri mevcuttur. 4, 7 ve 8 için baktığımızda 4'te kırmızı olan kısımken 7'de sarı olan kısım ve 8'de de mavi yeşil olan kısım. Yani en değerimizi arttırdığımızda hatamız sıfıra yaklaşmaya başlıyor. Sonuç olarak Weil polinomlarını, Volterra tipi Weil polinomlarına dayanarak yeni bir çözüm yöntemi geliştirdik. Volterra tipindeki integral diferansiyel denklemler için bunu uyguladık. MATLAB kullandım çözümlerimi yaparken de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da atıflarımı görebilirsiniz. Gökçe Hocam. Biraz deli oldu benimki de. Çok hızlı oldu benimki de. Kusura bakmayın. Çok hızlı oldu. Evet hocam. Sorusu olan hocamız var mıdır? Sorayım ben diğer hocalarımıza. Diğer arkadaşlara. Yok. Hocam burada hata olarak sadece mutlak hataya mı bakıyorsunuz? Diğer hatalara bakıyorsunuz. Evet hocam. Rezidüel hataya da baktım. Grafikte rezidüel hata fonksiyonunu kullanarak bir hata analizi yaptım. Tabloda ise mutlak hatayı kullanarak yaptım. Yani sizce hangisini tercih etmek gerekiyor? Yani hangisini tercih etmek daha anlamlı veya hangisine bakmak daha anlamlı? Diğer hata çeşitleri de root squared metot veya diğer hata çeşitleri de var malum. Çalışmalarınızda genelde hangi hata metotlarını tercih ediyorsunuz? Yani ben genellikle rezidüel hatayı kullanıyorum. Özellikle grafiklerimi oluştururken bunu daha çok tercih ediyorum. Ama tablolarımda da mutlak hatayla da bir onu görmek istiyorum. Sıfıra yaklaştığını daha net görebilmek için mutlak hatayla uyguluyorum. Yani ben birazcık ikisini de kullanan kısımdayım. Anladım. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Katkılarınız için. Teşekkür ederim. Diğer hocalarımızın soruları var mıdır? Yok galiba. Diğer hocalarımızın sorusu yok. Hocam tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür diğer hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağladıkları katkılar için. Öğleden sonraki oturumumuz gerçekten güzel oldu. Yani boş geçmedi. Sabahki oturumumuzda bazı hocalarımız rahatsızlanmış. Ondan dolayı katılım sağlayamadılar. Onlara da tekrar geçmiş olsun diyoruz. Katılım sağlayan, destek veren hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyorum sunumlarıyla. Dinleyen hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir session olmuştur. Bu session burada kapanıyor. Matematik tamamen kapanmış oluyor. Dileyen hocalarımız, matematik hocalarımız diğer sessionlara katılım sağlayarak konferansı takip edebilirler diyelim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum çalışmalarında. Çok teşekkürler. Öğleden sonraki sunum 2'de başlayacak. Şimdi öğle arası veriyoruz.